Eline sağlık. Afiyet olsun. Aldığımız risk hediyeydi bak. Melekler çıktı çok şükür. Çok şükür. Hiç değilse onları kurtardık. Biz şimdi bundan sonrasına bakacağız. Bu avukatla konuşalım da yarın Murat komiserle bir görüşme ayarlasın bize. Bak en başından başlayacağız. Unuttuğumuz ne varsa tek tek anlatacağız Murat'a. O da mutlaka şubeyle görüşüp dosyamızı yeniden ele alacaktır. İşin peşini bırakmayacağız. Tamam mı derdim? Kardeş, Allah'ın izniyle hak yerini bulacak. Melek'le Bilden bugün evlerinde ya. Biz şimdi rahat bir uyku çekeriz bugün. Çok şükür. Çok şükür. Yarın ola, hayır ola. İnşallah. İçim hiç rahat değil baba. Haliler bizim için kendilerini yaktılar. Keşke hepinizi salıversalardı. O hiçbirimizin içine sığmadı ki bizim. Ama seni evde hiçbir şeyden habersiz bekleyen bir Sabi var. Anne anne diye ağlıyor. Kerem'le Defne de perişan oldu. Kızım. Senin evde çocuklarla beraber olman lazım. Çocuklardı. Onların da huzuru kalmadı. Mahvoldular. Benim mi? Küçük Seydari annen iş için uzağa gitti. Gelirken sana hediye getirecek dedi ki. Ha. Bak. Aa bunu gelirken yolda aldım ya. Sabersin. Seni bize bağışlasın. Rabbim de seni bize bağışlasın kızım. Hadi bakalım. Hadi bizi bekleyin. Hadi bakalım. Hadi. Kerem, Defne, çocuklar hadi sofraya haydi. Geçin. Defne, hadi Seyit Ali'yi de al. Belki o da bize bir şeyler yer. Seyit Ali, hadi bak. Yemek yiyeceğiz. Hadi Kadriye. Annenizin işi rast gitmiş. Ben de aldım getirdim onu. Şükürler olsun baba. Melim. Hoş geldin yuvana yavrum. Hoş buldum baba.
Canım hoş geldin. Çok geçmiş olsun. Ne? Ay ne diyeceğimi karıştırdım ben de. Yani işin gücün geçmiş bitmiş olsun anlamında dedim. Anne, gelirken oyuncak getirdin mi? Evet, getirdim. Doğru yap. Çantamdaydı, doğru oğlum. Anne, çok teşekkür ederim. Şimdi yemeğimin hepsini yiyeceğim. Seyit Ali, hadi çocuklar geçin sofraya geçin. Hadi bakalım, hadi. Zul. Nasıl oldu böylesi? Nasıl salıverdiler?